Ben Kemal'in dostuyum ana. Abinin tek dostuyum Nuran. Sana bu kötülüğü yapanları bulmaya yeminliyim. Hayır. Kimse bizim dostumuz değil. Söyle. Söyle, bıçağı çeksinler boynumdan. Yoksa abim vurur onları. Vurur! Rüstem'im ben. Sizin dostunuzum. Abin sayılırım. Hadi yavrum gel. Seni çiftliğe, abine götüreyim. Olmaz! Onlar gene yolumuzu keser. İstemiyorum. Anamı bırakamam. Komşular bakar anana. Hadi. Onları bulup cezasını vermezse abin buralarda yaşayamaz. İnsan içine çıkamaz yavrum. Onların cezasını verse de vermese de ben yaşayamam artık. Yaşayamam! Ayıpların en pisine, lekelerin en kötüsüne sıvadılar beni. Bu mu? Evet. Nasıl yaptın bunu, nasıl? Hemen evleneceksin onunla. Hayır. Evleneceksin! Kemal'in şerefini kurtaracaksın. Peki. Kabul. Evleneceğim. Madem ki üstünden üç kişinin geçtiği kızı gelin almaya razısın... Adamların da kullandı onu. Anladın mı şimdi? Ne diyorsun? Evleneyim mi onunla? Kasabanın erkekleri kapımın önünden ıslık çalarak mı geçsin? Rüstem kullanılmış gelin aldı diye arkadan saz mı çalsınlar? Nasıl alırım bu kızı ben? Ya. Ayşe! Nereye gittiğini biliyorum. Kardeşimi jandarmaya teslim etmezsem gözü dönmüş iki adamın kurbanı olacak. Senin olduğu kadar benim de kardeşim o. Huduttan kaçırırsam bu iş biter. Her şeyi bana bırak. Ben her şeyi ayarlayana kadar gizlendiği yerde kalsın. Sen arada bir gider içki sigara götürürsün. Merak etme. Her şeyimi verir onu kaçırırım buradan. Düşündüğüm tek şey adalet. Kenan'ı jandarmaya vermedikçe sen de ben de suçlu sayılırız. Kardeşim o benim. Kardeşimiz. Odana çık ve uyu. Rüstem! Kardeşini almaya geldim Rüstem. Bekliyorum. Sana bir can borcum var Kemal. Benden kendi canımı iste vereyim. Ama kardeşimin canını olmaz. Git buradan. Git.
Kardeşini alacağım Rüstem. Köy yerinde insan içine çıkabilmem için gerekli bu. Töreler. Haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Töreler arı gibi sokar insanı. Ama kardeşim o benim. Bile bile nasıl ölüme gönderirim. Sen bilirsin Rüstem. İpler kopunca kim düşer belli olmaz. Elinin hamuruyla erkek işine karışıyorsun. Adalet sen değilsin. Kardeşimin cezasını kanun verecek. Ya bunların cezasını kim verecek? Töreleri, adetleri kalkan yapıp arkasına gizlenen bu çağ dışı kafaların cezasını kim verecek? Ha, söyle kim verecek? Kız kardeşini ifade edeni pis bir korkak gibi jandarmaya teslim etti diye bağırmayacaklar mı bunlar arkamdan? Yürü. Ne işi var Kemal'in bu kızda? Şerefsizlik bu. Tutuklu muyum şimdi? Evet. Nereye gidiyoruz? Kenan'a sakladığın yere. Kemal, bırak kasabalı ne derse desin. Sen medeni ol. Kanuna teslim edelim Kenan'ı. Yıllar yılı sürüp gidecek bir kan davasının temelini atan sen olma. Ne tuhaf. İki aile arasında bir köprü olur diyordum sana baktıkça. Olacaktım. Ama yıkıldım işte. Seni kardeşin yıktı. Bu köprüden şimdi ne köylü geçer ne kasabalı. Etrafımızdaki duvarı yıkacak gücümüz yok. Kenan'ı bulmak zorundayım. Bunca yıl şehir okullarında dirsek çürüttüm. Buraya gelip bu geleneğe yenilmek için mi? Onu bulsan da öldüremeyeceksin Kemal. Seninle sonuna kadar savaşacağım. Kenan içeride. Hadi gir. İki kurşun sık da dinsin hırsın. Hadi. Bütün köy bu yiğitliği göstermeni bekliyor. Kuralları biliyorsun. Törenle öleceksin. Kirlettiğin kardeşimin ve bütün köylünün gözleri önünde. Hayır! Silahını indir ve kardeşimi bırak. Eğer tetiği çekmem sanıyorsan bir dene Kemal. Ne duruyorsun? Kaçsana Kenan! O da senin için aynı şeyi yapar mı? Yapar mı? Kardeşim o benim. Seni götürüyorum. Eğer erkekse, eğer utanmayı biliyorsa kız kardeşini kaçıran adamı arar bulur. Hayır! Hayır! Sana kız kardeşimin tattığı utancı tattıracağım. O zaman anlarsın her şeyi. Thank you.
sizler!